Herkese merhaba arkadaşlar. Küçük Burjuvazi kanalına hoş geldiniz. Bugün çok soğuk bir Mart gününden sizlere merhaba diyoruz. Normalde Cemre düştüğünde artık güneşin açması gerekiyordu ama Cemre düştü. Hala kar, kış, kıyamet. Artık Cemrelere de güven olmuyor. Arkadaşlar bildiğiniz gibi geçtiğimiz günlerde bir F30 aldım. Instagram'da da bir iki tane story paylaştık. Şimdi bizim bir alsatçı olduğumuzu ve rally pilotu olmadığımızı unutmayarak kendimizce bir iki tur spin atacağız ve bu arabadan hazzımızı alacağız. Trafiğe açık alanlarda biliyorsunuz ki biz asla böyle şeyler yapmayız. Böyle şeyler yapanların da karşısındayız. Trafiğe kapalı, park alanı gibi bir yer gördüğünüz gibi inşaat çalışması falan var. Bildiğiniz gibi F30 arkadan itişli, yüksek beygir gücüne sahip, yüksek torka sahip bir araba. Zaten en ufak bir ıslaklıkta, en ufak bir karda, hatta kuru zeminde bile götü kaybeden bir araba. Tabi aracın üstündeki lastikler yaz lastiği, iyi durumdalar. Lastikler, dişilleri falan hala yerinde ama yaz lastiği bu havada BMW'yi tutmaz. Çok fazla uzatmadan gelin hep beraber şu arabayla güzel bir eğlenelim. Arabanın içine geçtiğinizde yanlamak için yapmanız gereken şeyler var. Öncelikle emniyet kemerinizi takın. Zaten antin kuntin bir işle uğraşıyorsunuz. Bunun kazası var, belası var, Allah korusun. Benim arabamda manuel bir el freni var ama buna çok ihtiyaç duyacağımı düşünmüyorum. Ben bunsuz da yanlarım. Şimdi arabamızı çalıştırıyoruz. BMW'ler nezdinde konuşuyorum arkadaşlar. Burada ölüm tuşlarımız var. Yani başınıza bela olacak tuşların hepsi burada. Sport tuşuna bir kere bastığınızda arabayı dinamik sürüş moduna alıyor. Yani yüksek devirde arabayı çalıştırıyor. Kolay kolay vites atmıyor. Siz de torku sonuna kadar kullanıyorsunuz. Burada ESP off tuşu var. Buna bir kere basarsanız sınırlı sürüş desteği verir size. Buna eğer sürekli basılı tutarsanız uzun bir süre tamamıyla devreden çıkar ve artık arabanın mekanik olarak hiçbir desteği kalmaz. Yani araba, yol, Allah. Üçünüz baş başasınız. Allah'a emanetsiniz. Şu haliyle de araba yanlar. Ben ekstra olarak bir de sport manuel atıyorum arabayı. Önce vitesimizi D'ye alıyoruz. Sonra buradan sport manuel alıyoruz. Zaten göstergede de gözüküyor şu şekilde. DSC off, sport 1 manuel. Bu şekilde yanlar. Sizler için ufak bir test sürüşü yapacağım. Tabii dışarıdan nasıl olduğunu da göstereceğiz. Şöyle bir kar kalınlığını geçelim. Araba götü kaybediyor direkt. Arkadaşlar az önce Emirhan'la kartopu savaşı yaptık ama kartopunu ben atmadım. Ben arabayla oynuyorum. Şöyle arka jantların, davlumbazların içini göstermek istiyorum size. Kar küreme aracına gerek yok yani. Bu arabayla da bu işi yapıyorsunuz. Çok da zevkli bir şey yani. Umarım bir gün size de nasip olur da siz de alırsınız bu arabaları, kapalı ve güvenli alanlarda denersiniz. Şöyle biraz daha genişten bir iki tane spin atayım. Bir de size ESP'nin ne kadar işe yaradığını göstermek istiyorum. Şu an ESP'yi açtım. Aynı hareketi bir daha yapacağım. Bir daha deneyeyim. Araba 1 gram koparmıyor yerden sizi. Şöyle arkamı göstermek istiyorum. Cam açık yanladım. Arabanın içi komple çamur oldu. Çamuru da içeriye aldık. Şunu bir kapatayım. Skin the color of bark. Tabii F30'ların kaderi bu arkadaşlar. Zevkli araba olduğu için millet de zevkini almadan bırakmıyor. O yüzden temiz F30 bulmak çok zor. Benim aldığım abi gibi böyle 50 yaş üstü bir abiden bu arabayı alırsanız gerçekten temiz bir F30 aldım diyebilirsiniz. Evet, bir de size içeriden yanlamanın nasıl bir his olduğunu göstermek için içeriden çekeceğiz. Şimdi benim gözümden nasıl arabayı görüyorsunuz bunu size göstereceğim. İyi misin? Hazır mıyız? Araba artık uyar vermeye başladı. Araba kayma olasılığı var. Aracın dıştan kilitlenmesi mümkün değil diye. Arabanın nasıl bir kayma olasılığı olabilir şu havada yani? Yalnız bu arada mazotun da anasını ağlattık. Yani mazotun 25 olduğu şu günlerde böyle bir video çekmek gerçekten yürek işiydi. Araba şurada 3-4 tane uyarı açmış. Bir şunları kapatalım. Şunu kapatayım şöyle. Şu arabamızı da Eco Pro'ya alalım. Mazot 25 lira olmuş. Eco Pro'da kullanacaksın. Yok devirmiş, yok 184 beygirmiş kardeşim. Artık fark etmiyor. 500 beygir de olsa, 1.0 Clio da olsa artık herkes aynı gidiyor. Kimse arabasının havasını atmasın. Eğer zaten arabanıza mazot koyuyorsanız gayet havalısınızdır. Yani yanlamaya vesaireye gerek yok. Şöyle birazcık F30'un orijinal bir tadını alalım. Zaten Ali yakın zamanda bu arabanın içini de dışını da komple değiştirecek. Şimdi böyle konuşup ileride göbekte de bir yan atmamız var bence yani. Hani bu da bir heves arkadaşlar. Bunun yaşı yok. Emin olun ki 40-50 yaşındaki insanların bile içinde böyle bir heves var. Çünkü farklı bir olay.
çalışıyorsunuz, çabalıyorsunuz, bin bir zorlukla araba alıyorsunuz. Böyle arabada da hem modifiye olsun hem böyle ufak tefek heyecanlar, tatlar olsun, insana keyif veriyor açıkçası. Biz de bunu keyif için, eğlence için yapıyoruz. Yoksa burada işte en iyi biz yanlıyoruz diye bir iddiamız yok. Kendi çapımızda hafta sonu böyle arkadaşça eğleniyoruz. Hem de böyle bir video çekelim, takipçilerimiz de izlesin dedik. Çünkü F30 almak isteyenler olur, böyle performansını merak edenler olur diye. Güzel bir tane de göbek buldum. Şu anda şeytan beni dürtüyor. Eyzu besmele çekeyim de gitsin. Bismillah. Bu arada Ali'nin sadece arabası değil, şöyle eşofmanını göstereyim. Komple çamur oldu çocuk. Arabası da aynı şekilde. Bir iç dış temizlenmesi lazım. Aynı şekilde Ali'nin de. Güzel bir hamama gideceğiz inşallah. Çamur ayağına da seni de yiyelim. Buraya ilk geldiğimizde şuradaki alan komple bembeyazdı. Üstünde geze geze komple çamur yaptı. Hatta arabayı da üstünü başını da çamur yaptı. Biraz da şurada ileride kalmış, görüyorsunuz. Şöyle göstereyim size. Tabii vatandaşlarımız mağdur olmasın diye buradan birisi yürür, ayağa kayar, arabasıyla gelir, yolda mahsur kalmasın diye. Biz de belediyeye destek olsun diye karları küremeye çalışıyoruz yavaş yavaş. Şu ESP'yi bir kapatalım. Arkadaşlar gören gözün hakkı vardır derler. Yapacak bir şey yok. Biz de ufaktan bir tadımızı alalım. Eski F30'culardan kim kaldı? Ali az önce el freni hiç çekmedi. Bir bakayım el freninin gerçekten performansa etkisi var mı? Yoksa fren de aynı görevi görüyor mu? Şimdi bu kardan atlar mı? Bak bak, daha hiçbir şey yapmadım ya. 10 ile 20 ile gidiyorum. Çat çat kendini atmaya başlıyor. Şimdi şöyle hafif dönerken bir el freni çekeceğim. Araba hala dönmeye devam ediyor. Yani bu el freninin dönmede çok etkisi olduğunu düşünmüyorum ama belki virajlarda yan atarken şöyle yarım yarım çekmek faydalı olabilir. Şöyle bir tam tur ben de döneyim. Ama bu arada her videoda söylüyorum şu BMW'nin direksiyonu. Gerçekten çok kötü bir direksiyon. Yani dönecekken resmen size ağırlık yapıyor. O M Sport'un güzel direksiyonu olsa daha konforlu dönüşler sağlanabilir yani. Şöyle bir dönelim. Allah! Şöyle son bir kere daha dönüyorum. Ondan sonra buradan yavaş yavaş gidelim. Zaten karda kalmadı. Tabii karda bu arabayı döndürmek daha keyifli ama eminim ki ıslak zeminde de kuru zeminde de bu araba her türlü döner. F30'ların farklı bir olayı var. Böyle tadında ufak bir video yapalım dedik. Çünkü F30'u alır almaz bir yanlama videosu yok mu, bir drift videosu yok mu falan dediler. Biz de böyle bir zemin bulmuşken böyle bir video yapalım dedik. Eğer bu tarzda videoların gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanalımızda birçok araba alma, araba satma ve modifiye videoları bulunuyor. Bu videoları kaçırmamak için de bildirim zillerini açabilirsiniz. Instagram hesaplarımızda tabii ki bu yanlamaların, driftlerin kısa spoilerlarını da attık. Bunları kaçırmamak için de Instagram hesaplarımızı takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.